Günaydın arkadaşlar. Bugün karşınıza birazcık doğal çıkmak istedim. Bugünü günlük vloglamaya karar verdim. Daha yeni uyandık, hemen kahvemizi yaptık. Kahve içmeden güne kesinlikle başlayamıyoruz, ayılamıyoruz. Gün geçmiyor neredeyse. Sanırım buna bir bağımlılığımız var. Bugün Polonezköy'e gideceğiz. Bugün cumartesi. Pazartesi bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Ama bu yasaklardan dolayı cumartesiden gidip şöyle bir kutlama gibi gitmeyi planlıyoruz. Çünkü çok bunaldık. Son 2 haftadır ben ne yaptığımın farkında değilim. Yani nasıl? Kitap okuyorum, okuduğumu anlamıyorum. Modum çok düşük. Yani böyle kendimde hissetmiyorum kendimi. Dizi izliyorum, anlayamıyorum. Friends izliyorum mesela. Friends'in 6. 7. bölümündeyim. Gülemiyorum. Yani anlamaya çalışıyorum. O kadar efsane olan bir dizi ama gülemiyorum. Kendimi veremiyorum ona. Biz böyle bunaldığımız anlarda genelde hep böyle kaçardık, bir yerlere giderdik. Çok uzun zamandır bir yerlere gitmiyoruz, kaçamıyoruz. Sanırım bunun da etkisi olabilir. Zaten pandemi artık hepimizi çok değiştirdi. Yani evde çok güzel vakit geçiriyoruz evet ama artık o da sıkmaya başladı. O yüzden bugün şöyle bir Polonezköy'ü gezelim dedik. Bir otele rezervasyon yaptırdık. Birazdan gideceğiz. Sanırım sandviç yaptıracağız. Böyle yeşillik içinde bir yerde yiyeceğiz. Öyle otele geçeceğiz. Çünkü ben o kadar çok özledim ki böyle yeşillik içinde yürümeyi. Yani evet sahilde yürüyoruz. Ben caddede çalışıyorum, Bağdat Caddesi'nde. Orada yürüyorum ama yetmiyor. Böyle sakinlik, kuş sesleri, böyle doğaya karışacağım anları istiyorum artık. Evimin önündeki parka geri gidiyorum. O bile bir nebze olsun beni rahatlatıyor. Bakalım nasıl geçecek bugün? Bunu da size vloglayacağım. Bu Polonezköy'e bizim ikinci gidişimiz. İlk gidişimizde orada başka bir otelde kalmıştık. Onu da gösteririm size. Çok güzel bir yer, yeşillik. Yani İstanbul'a 35-40 dakika mesafede. Bu çok büyük bir kolaylık. Ben hiç fark etmemiştim. İşte Ava'ya gidiyorduk, işte Maşuki'ye falan gidiyorduk. 2 saatlik mesafeleri, 1,5-2 saatlik. Polonezköy'ün bu kadar yakın olması çok iyi bu arada. Siz de böyle bunu aldığınız zaman tercih edebilirsiniz. Şimdi ben birazcık hazırlanayım. Saçımı başımı yapayım. Ondan sonra yine konuşuruz. Hazırlandık. Çıkıyoruz artık. Spor giyindim. Zaten yürüyeceğiz, bir sürü şey yapacağız. Ufak bir makyaj yaptım. Hadi. Çıkalım. Evden çıktık arkadaşlar. Şimdi çok sevdiğimiz fırından sandviçimizi yaptıracağız. Orayı da göstereceğim size. İnanılmaz sandviçleri var. Günaydın. Günaydın. Nasılsın abla? İyiyim. Ben de iyiyim sağ olasın. Şimdi sandviç. Nerede siz yapıyorsunuz? Biz mi abla? Yukarı taşınınca. Abla teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada hafta sonu çıkma yasağı var. Ama otel rezervasyonunuz olduğu zaman polisler sizi durdurduğunda onu gösterdiğinizde herhangi bir sorun çıkmıyormuş. Bir yeri arayıp ben seyahat izni falan almadım. Çünkü sıkıntı çıkarmıyorlarmış o şekilde gösterdiğinizde. Zaten rezervasyon için eğitim ve benim adıma. İşte HES kodlarımızı falan gönderdik. Ona göre rezervasyon aldılar. Öyle. Yolda eğer polis durdurursa da göstereceğiz. Umarım ceza yemeyiz. Geldik. Oo, kalabalık. Kalabalık şansımıza. Zaten bugün cumartesi normal. Otele geldik. Hadi bakalım gün başlıyor artık. Geldik. Size şöyle odayı gezdireyim. Geniş, ferah bir oda. Böyle oturma alanı var. Hem havuza hem ormana bakıyor. Gayet sessiz. Valla ben ortamı beğendim. Ay iyi ki gelmişiz diyoruz şimdiden. Böyle çay kahve içme şeyleri de var. Aa, minibarı da doldurmuşlar. Yolda kahvaltı yapmayı düşünüyorduk. Farklı bir yoldan geldik. Polonezköy'e geldiğimiz yoldan gelmedik. Navigasyon farklı bir yol verdi. Kenara çekecek yer bulamadık. Sandviçimizi burada yiyeceğiz. Ama çok acıktık. Ne yapalım? Evet, manzaramız da güzel. Manzaramız güzel hakikaten. Otelin peyzajı fena değil. Değil mi Aşkita? Güzel. Toplantı salonu. Burada düğünler falan da oluyor bence. Şurası girişiydi arkadaşlar. Buraya park ettik. Şurası da resepsiyon zaten. Burada restoran var ve şu ileride de
yürüyüş alanı var, orman alanı. Bungalovları da varmış bebeğim. Bungalovları da gezeriz sonra. Ormana doğru gelince acayip serinliyor. Çok serin. Oo, aynen öyle. İyi ki kalın giyinmişiz. Ha, oraya bir şeyler yapıyorlar. İstanbul'da evimizin orada 20-21 dereceydi. Evet. En son 17 dereceye falan düşmüştü. Burada daha da serin şu an hava. Hafta içi hava inanılmaz. Bir önceki haftalarda, ki bu hafta da öyle. Hafta sonu böyle hep güneşli oluyor, dışarı çıkamıyoruz. Hafta içi yağmurlu oluyordu. Şimdi biz gezeceğiz ya. Hafta sonu yağmurlu, full. İstanbul'da yağmurlu, Polonezköy'de yağmurlu. Yağmur yağmasın, birazcık yürüyelim ya. Şu andan bile oksijen bana geliyor yani, buram buram. Anam! Şunlara bak ya, şunlara bakın. Otelde yürüyüş alanı birazcık daha fazladır diye düşünüyordum ben. Ama çok fazla değilmiş. O gittiğimiz, kuzuları gördüğümüz tellere kadarmış. Çok fazla yürüyemeyeceğiz. Köyün içine doğru yürüyebilirsiniz dediler. Şimdi buradaki bungalovları gezip köyün içine doğru yürüyeceğiz. Bungalovların fiyatları bizim kaldığımız odaya göre daha uygun fiyatlıydı. Biz superior odada kalıyoruz. Jacuzzi'li odaları falan da var bu arada. Ama biz pandemi nedeniyle jacuzzi'li odayı tercih etmedik. Hijyenik bulmadık açıkçası. Bungalovların böyle kendine ait oturma alanı var. İçinin fotoğraflarını görmüştüm. İçini çok beğenmemiştim ben. Polonezköy biraz daha 6 kilometre geride kalıyor. Biz Cumhuriyet Köyü'ne yakın bir otelde kalıyoruz. Sadece şu an markete izin olduğu için Cumhuriyet Köyü bize daha yakın. O yüzden Cumhuriyet Köyü'ne doğru yürüyoruz. Eğer Polonezköy'e yakın bir otelde kalsaydık Polonezköy'ün marketine gidebilirdik. Bir önceki gelişimizde buralarda bir yerde bir otelde kalmıştık, Village Park'ta. Muhtemelen önünden geçeceğiz. Göstereceğim size de orayı. Bir önceki kaldığımızda sabah Villa Polonez'e kahvaltı yapmıştık. Çok güzel bir manzarası var. Buraya geldiğinizde tercih edebilirsiniz. Hatta şuraya bir yere koyabilirim görüntüsünü. Orada kahvaltı yaptık. Daha sonra Polonezköy Yürüyüş Parkı'nda böyle doğaya karıştık. Araç girmiyor zaten. Çok güzel bir yürüyüş yapmıştık orada. Ondan sonra otelimize gelip balkonu bahçeye açılan bir odada konaklamıştık. Oranın fotoğrafını da size şöyle gösteririm. Çok güzel bir odaydı. Yani şu ana kadar kaldığım en güzel otel odalarından bir tanesiydi. Balkonu bahçeye açıldığı için. İşte oranın gezecek alanı, yürüyecek alanı çok fazlaydı. Burada olmaması birazcık benim içimi buruklattı. Neyse, şu an köye doğru gidiyoruz. Yürüyoruz. Yani bu bile birazcık iyi geliyor bize. Şöyle köyü de göstereyim size. Aşkım, ben seni sevmek istiyorum ama şu an çok korkuyorum ya. Arkadaşlar, markete gittik. Şöyle bir yürüdük. Yağmur tiselemeye başladı. Şemsiyelerimizi arabada da unuttuğumuz için geri dönüyoruz şimdi. Öğleden sonra biraz daha rahatlarsa alacağız şemsiyemizi yanımıza. O şekilde yeniden bir yürüyüşe çıkacağız. Ya bu var ya, bu marketten itibaren bizi takip ediyor ya. Ama ben bunu şu an sevemiyorum. Normalde kedi köpek, yolda gördüğüm bütün kedi köpekleri severim. Ama hafta içinde başıma bir olay geldi. Bağdat Caddesi'nde bankamatikte para çekerken kartımı taktım. Orada ya, bak. Of ya. Niye bunlar benim başıma geliyor? Ha. Bunların bölgesine girdi diye sanırım. Biz karşıya geçelim. Neyse, orada bir havlaşma oldu, biz de korktuk ya. Bizim siyah köpek geri gitti. Muhtemelen bunların şeyine girdiği için, bölgesine. Neyse, Bağdat Caddesi'nde garantiye gittim. Orada köpekler var böyle. Beni sevdiye bakıyorlar böyle. Paramı yaptım, öpücük attım buna. Tam böyle istediğim paramı, kartım gelecek beklerken ona doğru şöyle bir baktım. Eğileceğim. Havlamaya başladı ve üzerime atladı. Ben bir çığlık attım tabii. Koşarken yere düştüm. Sağ tarafımın üzerine düştüm. Çantam mahvoldu, çantam delindi. Sağ tarafım acıyor şu an.
Sol tarafım morardı, bacağımın üstü. Orada bir simitçi vardı, o yardım etti. Yani köpeğin üzerime atladığını hissettim. Dişini de hissettim ama ya sanırım korktu, tam anlayamadı. Isırmak için de atlamadı üstüme. Çünkü benim gözümde gözlük vardı. İşte ağzımda maske vardı. Üstümde peluş bir tane şeyim vardı. Mont gibi bir şeyim vardı. Sanırım ondan korktu. O yüzden üzerime atladı. Beni düşman gibi gördü. Ya artık bende de köpek fobisi oluştu. Bu kuyruğunu sallaya sallaya geliyor siyah köpek. Ben sevemiyorum. Çok korkuyorum çünkü. Ki olay da çok taze. Hafta içinde başıma geldi. Bundan sonra sokak köpeklerini sevemeyeceğim. Artık sadece kediler. Yürüyüşümüz bitti arkadaşlar. Otele geldik. Kahve söyledik burada. Ben Türk kahvesi içiyorum. Cüneyt çay içiyor. Zaten kuru yemiş falan aldık marketten. Nugger falan aldık. Onları yedik işte yoldayken. Yağmur başladı. Şöyle yağmuru görebilirsiniz. Havuzda falan bayağı tiseliyor. Yağmur dinene kadar biraz otelde bekleyeceğiz. Burada biraz keyif yapacağız. Kitap kahve keyfi yaparız. Çay falan içeriz biraz daha. Yağmur dinince yeniden köyün içini gezeceğiz. Şemsiyelerimizi aldık. Cumhuriyet Köyü'ne doğru yürüyüşe çıktık. İkimizde de farklı şemsiye var. Ayrı ayrı şemsiyeler, rahat yürüyelim diye. Aynı yoldan yürüdük yine. Böyle yağmur tiseliyor. Böyle yağmur tiseleyince de hava bir sessiz oluyor. Böyle çok hoşuma gidiyor benim. O toprak kokusunu falan hissediyorum böyle. Çok sakin zaten şu an. Şöyle etrafı da çekeyim size. Baksanıza şu dağlara falan. Yağmurlu olması moralimizi bozdu mu aşkitom? Hayır, tam tersine çok iyi geldi. Değil mi? Evet. Bizim amacımız zaten yeşillikti, sessizlikti. O açıdan yani iyi ki gelmişiz diyoruz bugün. Böyle farklılık oldu. Yani artık evde geçir. Gerçekten çok bunalmıştık. İyi geldi şu an. Bir de burası köy kokuyor, çok güzel. Değil köy mi? Köy kokuyor burası. Allah'ım ne ağacı acaba bu? Ay bakar mısınız? Çok güzel. Yürüdük geldik. Şimdi oturduk yine bizim aynı masaya. Ben sıcak çikolata söyledim varsa eğer. Az önce de söylemiştim. Daha doğrusu 2 saat önce falan. Suyla yapmışlar. İçemedim yani. Suyla bir şeye benzemiyor. Şimdi rica ettim. Burada Hakan Bey diye biri var. Ben size ayarlayacağım dedi. Onu bekliyoruz. Cumhuriyet Köyü'ne gittik, yürüdük. Git gel 5 kilometre sürüyormuş. Gittik işte orada eczaneye falan uğradık, alacaklarımızı aldık. Şöyle Cumhuriyet Köyü, Polonezköy bu şekilde burası ayrılıyor. Biz şu an Polonezköy ile Cumhuriyet Köyü'nün ortasında bir yerlerdeyiz. Polonezköy'e geçen sene gitmiştik biz. Polonezköy bayağı gelişmiş. Yani birçok kafe, restoran falan var böyle. Otel de var aynı zamanda. Hani orada Polina diye bir yer var, tatlıları çok güzel olan, Leonardo diye bir restoran var, inanılmaz güzel. Geçen sene orada bir akşam yemeği yemiştik. Villa Polonez var, söylemiştim zaten. Onun aynı zamanda butik oteli de var. Burada köyün içi bildiğiniz köy. Sadece marketler falan var ve çevrelerde oteller var. Oteller daha çok çoğunlukta. Size şunu göstereceğim. Kaldığımız odayı göstereyim. Eğer siz de buraya gelirseniz bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Şurası House Cave diye geçiyor. Bizim odamız da şu. Bu oda da Superior Oda diye geçiyor. Altlı ve üstlü olarak iki oda Superior Oda. Şunlar da jacuzzi'li odalar anladığım kadarıyla. Daha geniş. İçinde jacuzzi falan var. Zaten otelin fiyatlandırmasına bakarsınız. Sitesinde bayağı her şeyi yazmışlar. Bu arada yazın havuz için tercih edebilirsiniz burayı. Mesela ben yazın gelsem burada kalırdım. Çünkü havuzu bayağı geniş. Ve şu havuz kevlerde kalırdım. Direkt havuzla bağlantılı olan. Şurada da restoranı var. Havuza bakıyor. İçi güzel. Şömine falan varmış. Az önce sorduk şömineyi yakıyor musunuz diye. Şu an havası çok olduğu için yakmayacağız dediler. Ama hava şu an 11 derecelere düştü. Bence akşam yakarlar. Odamızdayız arkadaşlar. Birazdan akşam yemeğine gideceğiz. Yarım pansiyon almıştık biz oteli. Böyle akşam yemeği için ben yanımda elbise getirdim. Cüneyt gömlek getirdi. Yani zaten yıl dönümümüz 2 gün sonra ama hani onu kutlamak için gibi de geldik biz aslında. Ama hiç böyle giyinesim yok ya. Hani hava bayağı soğudu. Zaten elbisemin üzerine montumu getirmemişim. Bir de
Hani otel böyle süslenilecek gibi değil yani, böyle hani kendim böyle ama böyle süsleneyim gibi hissetmiyorum. Öyle bir otel değil yani. Ya umarım yemekleri güzeldir ama hani restoran böyle şık bir restorana benziyor. Çok yüksek olmasa da hani yemekleri falan yorumlarda güzeldi. Zaten o yüzden tercih ettik. Değiştirmeyeceğim ya, böyle montla gideceğim. Ne yapayım? Şişme montumu giyerim. Çünkü camı açtık az önce, buz gibi. Dışarıda şimdi kızlar, çıtır kızlar fotoğraf çektiriyorlar havuz başında falan. Valla bir tarafları donuyordur şu an. Ama hiç gelmiyor içimden ya. Ne yapayım? Yani buraya gelecekseniz eğer böyle çok beklentisiz bir şekilde gelmeniz lazım. Village Park'la karşılaştırıyorum burayı ama yani böyle çok yürüme alanı yok. Bir size az önce çektiğim o koyunların olduğu yürüme alanı var. İşte oturma alanı var. Ondan sonra işte havuzu var falan. Böyle çok doğaya karışıyorsunuz ama böyle aşırı böyle sizi tatmin edecek bir yer değil. Ben seçtiğime yani akşam yemeğini yedikten sonra söyleyeceğim ama hani pişman olmadım ama hani başka bir yere de gidebilirdik. Village Park'a gidebilirdik. Aynı yere gitmeyelim diye gitmedik. Ha, şunu söyleyecektim. Biz normalde istiyorduk böyle yıl dönümümüzde böyle güzel bir yerlere gidelim. İşte 2 gün önceden iznimiz belli olsaydı eğer. Böyle bungalovlar falan, onlar benim hep aklımdaydı. Sapanca'da çok güzel bungalovlar var. Benim işimin hani ne zaman izinli olacağım son dakika belli oldu. Çünkü cuma günü de çalıştım ben. 23 Nisan'da cuma ama çalıştım. İşte cuma günü akşam belki bir yerlere gidebilirdik. Son dakika rezervasyon yaptıramadık. Bungalovlar bir günlük almıyorlar. Hafta sonu cumartesi pazarı birleştirmenizi istiyorlar. İşte pazartesi günü yola çıkarsak eğer ben sabah 9.30'da işbaşı yapacağım. Cüneyt 10'da işbaşı yapacak. İşe yetişememiş olacağız. O yüzden de hani yakın bir yere gidelim dedik. Burası da tek gün aldığı için biz buraya geldik aslında. Village Park'a da gidebilirdik. Village Park'ta oda yoktu. Pazar giriş, pazartesi çıkış odalar vardı. Onu da istemedik biz. İşte pazartesi haldır huldur işe gitmeyelim diye. Öyle yani. Bu evlilik yıl dönümümüz birazcık gümbürtüye gitti diyelim. Geçen sene zaten pandeminin göbeğindeydi Nisan'ın sonu. Hani hepimiz evlerdeydik. Zaten evlerde kutladık. Geçen seneyi de evde kutladık. Geçen sene hatta Ramazan'a denk gelmemişti. Aşk da biz geçen sene yıl dönümümüzde evde ne yaptık? Evde oturduk, güzel yemekler hazırladık. Ramazan ayına denk geldi mi peki? Hayır. 12 Nisan ay Ramazan ayına denk geldi. Denk Öyle geldi. mi? Evet, Ramazan ayına denk geldi. Evet. Şimdi biz 19 Nisan'da nikahımız vardı. 26 Nisan'da evlendik. Muhtemelen biz 19 Nisan'da kutladık. Çünkü focaccia yapmıştık. 19 Nisan Ramazan'a denk gelmiyordu. Focaccia ve şarap gecesi yapmıştık. Muhtemelen evlilik yıl dönümümüzde öyle bir şey olmuştu. Aşkı da evet ya, hatta Matrix izlemiştik ya. Alkol almıştık. 26 Nisan'da kutlamadık. Doğru. Ondan önceki sene şeydi, Budapeşte'deydik. Kaçıncı? Beşinci evlilik, Beşinci. dördüncü evlilik yıl dönümümüzde Dördüncü. Budapeşte'deydik. Üçüncü evlilik yıl dönümümüzde Kiev'deydik. İkinci evlilik yıl dönümümüzde Kapadokya'daydık. Birincisinde Ava'daydık. Evet. İlk evlilik yıl dönümümüzde. Öyle ya. Ya bu sene de böyle yurt dışına çıkmayı çok isterdik. Zaten geçen sene yıl dönümümüzde İtalya planlarımız vardı. Onlar suya düştü tam uçak bileti alacakken. Bu sene zaten bir şey yapamıyoruz. Yurt dışı hayal. Belki Antalya'ya gidilebilirdi. Böyle çok güzel balayı otelleri gibi olan yerlere ama hani izin yok. Bizim çalıştığımız için iznimiz önceden belli olmuyor. Hep böyle son dakika planları yapmak zorunda kalıyoruz. Son dakikada da böyle bazen çok içimize sinmeyebiliyor. Da şansımıza alt katımızda, daha doğrusu yemek alanındaydı. Bir abla var böyle bangır bangır konuşuyor. Allah'ım biz de sesten nefret ediyoruz. Kitap okuyacaktık, okuyamadık. Kitap okuyacaktık, okuyamadık. Neyse kitabı bıraktık. Hadi neyse dedik. Cüneyt'e ben bir şey anlatıyorum. Onu bile anlatamıyorum. Kendi sesimi bastırıyor. Kadın çok yakınımızdaydı. Şansımıza da alt katımızda oturuyor. Umarım gece uyutur yani bizi. Onu falan düşünmeye başladım. Öyle aşırı bir iç döktüm şu an. Hadi yemeğe gidelim. Saat 7'de yemek başlayacaktı. 7'ye 5 var. Gidelim, yemekleri de göstereceğim size. Böyle yemekleri bu şekilde. Soğuk mezeleri var. Mezeler baya güzel görünüyor. Nasıl aşkım? Tadına baktın. Fena değil. Böyle havuza doğru manzarası var restoranın. İçi de şu şekilde. Normalde canlı müzik falan da oluyormuş. Bu
bugün yok canlı müzik. Olmasa da zaten biz sesi kaldıramıyoruz. Bizim içimize yaşlı mı kaçmış acaba? Bir fırın börek geldi. Bir de böyle peynir ekmeği geldi. Öğlen bize sormuşlardı ne yemek istiyorsunuz diye. Balık demiştik biz. Ara sıcaklardan sonra da balık gelecekmiş. Arkadaşlar mezeler çok güzel. Yani yemek konusunda otel iyiymiş yani. Eğer böyle bazınıza düşkünseniz tercih edebilirsiniz burayı. Yemeğimiz de geldi. Balık söylemiştik biz. Yemekler güzel arkadaşlar. Böreği de güzel, peyniri de güzel, mezeleri de güzel, ekmeği de sıcak geliyor. İsterseniz alkol servisi de var. Ama bir su içiyoruz tabii. Yani yemek konusunda iyiler. Kesinlikle akşam yemeği için gelinebilir. Akşam yemeği özel günlerde gelinebilir. Bebeğim havuz başında yemek yemenin bir avantajı var. Aynen öyle. Özel günlerde gelinebilir. Birazcık belki sandalyeleri falan şey yapabilirler. Ortam güzel ama hafif kalıyor. Aynen, birazcık hafif kalıyor. Yemekler güzel. Yemeğimizi yedik. Odamıza geldik. Yemek harikaydı. Çok beğendik. Ara sıcakları, mezeleri, balığı hepsi çok güzeldi. Balığı çok güzel pişirmişler. Mezeler çok lezzetli. Börek sıcak geliyor. Ekmekleri bile sıcaktı. En son tatlı da getirdiler. Sütlaç vardı. Meyve tabağı getirmişler. Onları size çekemedim. Birden yedik çünkü. Çok güzeldi. Yani bu akşam yemeği, lezzetli yemek otelin bütün eksilerini bizden aldı götürdü. Çok beğendik. Yani yarım pansiyon kalıyorsunuz. Ya yani yarım pansiyon olduğu için ister istemez uygun fiyata kalıyorsunuz. Biz Superior Oda'da kalıyoruz. Hafta sonu fiyatı 850 lira. Yarın sabah kahvaltısı da var. Yani hem kahvaltı hem akşam yemeği. Yani bence gayet uygun fiyat. Daha uygun fiyatlı odaları da var. Alt kattaki Havuz Cave denilen odaları. Onlarda da 750 liraya konaklıyorsunuz. O da bence gayet iyi. Jacuzzi'li odaları 1000 lira, 1100 lira civarında değişiyor. Onlarda da konaklayabilirsiniz. Eğer hem böyle uygun fiyatlı bir tatil arıyorsanız hem de böyle bir kaçamak yapmak istiyorsanız burası çok güzel. Onu söyleyebilirim. Güzel yemek de yemek istiyorsanız. Umarım bu yemekteki kalitelerini bozmazlar. Bayağıdır iyiymiş çünkü yemekleri. Okuduğum yorumlardan da öyle almıştım. Öyle. Şimdi artık uyuyacağız. Saat kaç? Saat 9.30. Odamıza çekildik. Yarın sabah erkenden kalkıp günü yaşamak istiyoruz. Çünkü yarın 12 gibi otelden ayrılırız. Evimize doğru yola çıkarız. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Dün çok güzel uyumuşuz. 11'den 8.30'a kadar uyuduk. Böyle dinlenmişiz. Bütün vücudumuz rahatladı böyle. Benim zaten genelde uyku problemlerim oluyor. O yüzden çok güzeldi. Sen de güzel uyudun mu? Güzel uyudum. Tavuk sesiyle uyandım. Aynen, tavuk sesleri geliyordu ya. Şu anda da var zaten. Öyle, kahvaltıya gidiyoruz şimdi. Hiç böyle makyaj yapmak için falan uğraşmak istemedim. Zaten yeni uyandık. Öyle, kahvaltıda görüşürüz. Kahvaltımız bitti. Cüneyt'le şöyle kahvaltıdan sonra biraz yürüdük. O şimdi kafeteryaya geçti. Biraz kitap okuyor orada. Ben de sizinle biraz konuşayım diye çıktım dışarı. Kahvaltı çok güzeldi. Çok yeterliydi. Her şey vardı. Çok güzel doyduk. Zaten yemekleri harika. Yemekleri geri kalan bütün eksileri dolduruyor. Bu arada ev turu da yapacağım size. Biz bu oturduğumuz evi 8 ay kadar önce aldık. Ağustos sonu gibi. 2 ay kadar tadilatımız sürdü. Evi pimapenler hariç kalan her şeyi değiştirdik. Ya tadilat yaptırdık yani. Kasım gibi de taşındık. Ufak tefek eksiklerimiz var evde. Çünkü işte ev tadilatı yaptırdık ama aynı zamanda eşyalarımızın çoğunu da değiştirdik. Çünkü 6 yıl önceki zevkimizle şu anki zevkimiz çok fazla uyuşmuyor. Böyle daha bohem, daha spor tarzı, o tarz bir ev yapmak istedik. Böyle dekor için ufak tefek eksiklerimiz kaldı. İşte birkaç perdeyi falan değiştireceğim ben. İşte yatak odasında ufak tefek değişiklikler yapacağım. Ondan sonra inşallah 2-3 aya kadar da bir ev turu videosu yapmak istiyorum. Çantalarımızı topladık. Odamızdan ayrılıyoruz artık. Bize çok iyi geldi. Böyle yani doğaya karışmak, şu yağmur sesi bile, havuzun sesi bile bize çok iyi geldi. Böyle doymuş bir şekilde ayrılıyoruz buradan. Her anlamda doymuş bir şekilde. Hem yemeklere doyduk, hem doğaya doyduk. Güzelce yürüdük.
Bu arada ben sizinle ilk defa böyle doğal bir vlog çektim. Bu tarz vloglarımın devamının gelmesini istiyorsanız benimle yorum olarak paylaşmanızı çok isterim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere adım bırakıyor olacağım. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.